yönelimlerin devletin ana yapısını merkezi sistem içerisinde inşa etmeye başladığı bir zaman dilimidir bu dönem. Dolayısıyla o dönemin siyasi atmosferine atfı nazar yapmak sanıyorum. Zannediyorum ki hem Süleyman Çelebi'nin durumunu hem de Mevlid'in yazıldığı atmosferi ortaya koyması bakımından mühimdir. Şimdi 1350'li yıllar, eğer oradan başlarsak, bu dönem özellikle Orhan Bey'in hayatının son yılları, idareyi yavaş yavaş oğullarına terk ettiği bir döneme çağrıştırıyor ve dolayısıyla onun ardından gelen Yıldırım Bayezid, onun ardından gelen 1. Murat dönemi, sonra Yıldırım Bayezid dönemi. Bu dönemler Osmanlıların kuruluş sancılarını yavaş yavaş atlatmaya başladıkları bir devri ortaya koyar. Bu anlamda özellikle Orhan Bey dönemine bakıldığında 1350'li yılların hemen akabindeki dönem, 60'a kadar olan devir, Süleyman Çelebi'nin çocukluk yılları, eğer doğruysa tabii doğum tarihi, o dönem için Osmanlıların özellikle Gelibolu'ya intikal ettikleri, malum oğlu Süleyman Paşa'nın Gelibolu fetihlerini hızlandırdığı, hemen ardından 1. Murad'ın daha henüz o sıralarda 1361'e doğru geldiğimizde Edirne'nin fethedildiği bir devri çağrıştırıyor. Bu noktada özellikle onun gençlik dönemine denk düşen, öyle farz ettiğimiz 1. Murat dönemine bakıldığında bu dönemin kendine has bazı önemli özellikleri olduğunu hemen vurgulayabiliriz. Çünkü 1. Murat sadece Balkanlarda değil, aynı zamanda etraftaki Türkmen beylikleri üzerinde de Osmanlı hakimiyetine tanıtıcı bir siyaset izlemiştir. Özellikle Anadolu'da beyliklere karşı takip ettiği siyasetin ana çerçevesi onlarla beraber bir konfedere yapıyı çağrıştırıyor. Bununla ilgili olarak bildiğimiz husus özellikle bu 1389 yılındaki meşhur Kosova Savaşı'nın hemen öncesinde bu konfedere yapının hakim olduğu. Yani 1. Murat diğer Türkmen beylikleri, işte bunlar arasında özellikle Balıkesir, Karesioğulları, Saruhanoğulları, Germiyan gibi, hatta Kastamonu beyleri, daha aşağı seviye diğer beylikler, hemen hemen hepsi Osmanlı gücünü en azından tanımış oldular. Karamanoğulları keza aynı şekilde, onlar da Osmanlıların vasalı haline geldiler. Ve Osmanlılarla Karamanoğulları çekişmesi bu dönemde Osmanlıların lehine sonuçlandı ve Karamanoğulları Osmanlıların bu anlamdaki hakimiyetini kabul etmiş oldu. 1389'daki bu görüntü çok önemlidir Anadolu'nun birliği açısından. Fakat 1. Murad'ın asıl politikası onları doğrudan doğruya merkezi bir idare altına almaktan ziyade onlarla birlikte vasallık politikalarıyla bir konfedere yapıyı oluşturmak gibi gözüküyor. Tabii asıl mühim nokta Yıldırım Bayezid dönemidir. Yıldırım Bayezid dönemi 1389'dakinden hemen sonra başlayan bir devir ve bu dönem Osmanlı tarihi açısından bir kırılma noktasını açık bir şekilde oluşturmaktadır. İşte bu anlamda Mevlüt yazarı Süleyman Çelebi'nin gençlik yıllarında Bursa kadim bir payitaht olarak bütün bu siyasi olayların, çalkantıların ortaya çıktığı, belirdiği ve siyasi ağırlığın bütünüyle temerküz ettiği bir merkez konumundadır. Tabii Edirne'nin fethiyle beraber Bursa-Edirne ikileminin doğduğunu hemen burada ifade etmeliyiz. Çünkü her ikisi de farklı anlamlarda önem kazanan şehirler. Edirne bir fütühat merkezi, gaza merkezi olarak telakki edilirken Bursa kadim idari bir merkez olma hususiyetini sürdürmektedir. İşte Süleyman Çelebi'nin giderek kendisini gösterdiği bir alim olarak sivrildiği yıllar işte tam da bu döneme denk düşer. Ve Yıldırım Bayezid'in hızlı Balkan politikaları, Anadolu'daki beylikleri doğrudan doğruya kendi hakimiyetini alma politikalarıyla beraber geçen dönemler, bu dönemler. Şimdi özellikle bu çok mühimdir. Bilhassa Yıldırım Bayezid bir taraftan Tuna'ya kadar dayandı. Malum bir taraftan da Kızılırmak kavisini geçti. Hatta neredeyse Fırat'a kadar olan geniş alanını kendi hakimiyetini altına alma politikası takip etti.
Birinci Murad'ın vasallık politikalarından vazgeçti. Doğrudan doğruya kendi merkezi idaresini kurdu ve bütün bu beylikleri, adını biraz da önce bahsettiğim beylikleri birer Osmanlı sancağı haline getirdi. Ve bu merkezi idare ile beraber Osmanlıların tarihçilerin genel görüşü artık yeni bir emperyal çağının, yani imparatorluk çağının başladığı ifade edilmektedir bu anlamdaki ilerlemeler ve faaliyetler neticesi olarak. Tabii burada devletin iç işleyiş mekanizmasını bir ölçüde sultani uygulamaları, yani örfü uygulamaları şer'i sistem içerisine alma ve bunu bağlamı içerisine yerleştirme gibi bir devlet politikasının da takip edildiğini görüyoruz. Yani kökenleri itibariyle klasik bir İslam devleti olma hali bu dönemde açık bir şekilde ön plana çıkmaya başladı ve bu noktada da ulemaya çok büyük iş düşecektir. Yıldırım Bayezid'in çünkü bu dönemdeki faaliyetleri içerisinde özellikle kendini meşhur bir hükümdar olarak tanıtma gayretinin çok mühim olduğunu burada tekrar vurgulayalım. Çünkü kendisi mesela Mısır Memlük kontrolü altındaki Abbas halifesinden menşur olarak sultan unvanını resmen kullanmaya başladı. Bu mühim bir noktadır. Yani daha önce de evet sultan unvanını kullanıyorlardı ama burada manevi anlamda ve meşruiyet anlamında resmi bir şekilde sultan olma unvanını diğer beylikler üzerinde, diğer rakipleri üzerinde açık bir şekilde ihsas ettirmiş ve açıklığa kavuşturmuş oldu. Dolayısıyla ben onu bu şekilde telakki etmek istiyorum. Osmanlı klasik çağının hemen başlangıcında bu anlamda devletin gerçek tırnak içerisinde fabrika ayarları bu dönemde oluşmuştur. Ve bu dönemde oluşturulan politikalar içerisinde ileri vadede devlet kendi yapısını ilerletecektir ve bildiğimiz Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu ortaya çıkacaktır. Şimdi bu politikada, demin bahsettim, ulemaya gerçekten çok büyük iş düşüyordu. Süleyman Çelebi ile aynı kuşaktan olan ve Bursa'da onunla tanışıklığı bulunduğunu kuvvetle tahmin etmiş olduğumuz mesela Molla Fenari fıkıh usulü ile ilgili kitabında bu gözle incelenmesi çok önemli. Yani bu yeni dönemin ihtiyaçları çerçevesinde üretilen eserler olduğunu düşünebiliriz. Bu yeni bir zihniyet değişiminin de aynı zamanda başlangıcını oluşturuyor bu anlamda. Fusulül Bedai'nin bu Hanefi fıkhının çok önemli bir eseri bu dönemde ortaya çıkmış olması anlamlı. Keza Şeyh Bedrettin'in Camil Füsüleyni de bu kadıların ana başvuru kitabı olarak yine vurgulanması gereken önemli hususlardan birisidir. İşte bu dönemde Yıldırım Bayezid dönemindeki bürokratik yapılanmalar, devletin hukuki uygulamaları, vergi nizamı konusundaki tutumu, timar, kul sisteminin organizasyonu gibi bütün bu meselelerin aslında şer'i zeminde, fıkhi zeminde temellendirmeye muhtaç bir durum ortaya koyuyordu. Ve bu alimler de bunu yapmaya çalıştılar bu dönemden itibaren başlayan süreçte. Süleyman Çelebi, Yıldırım Bayezid'in bu Nibolu zaferinden sırasındaki büyük kutlamalar Bursa'da da yapıldı, hiç şüphe yok ki. Buna şahit olduğunu düşünüyoruz. İstanbul kuşatması ve ablukasının ardından Timur'un ortaya çıkışıyla ortaya çıkan kargaşa, 1402 Ankara Savaşı'nı kastediyorum. Bundan sonra devlet, merkezi devletin çöküşü ve yeniden eski beylik konumuna gelişi bu karışıklıklara mutlaka hayatının son yıllarında şahit oldu. Timur'un askerlerinin Bursa'ya girişi sırasındaki durumu hakkında bilgimiz yok. Çünkü Timur Bursa'ya geldi ve bu sıralarda bazı önemli ulemayı yanına alarak bunları Semerkant'a götürdü. Ama bu sıralarda Süleyman Çelebi'nin durumu hakkında kesin bir bilgi yok. Burada, mutlaka burada kaldı ama nasıl bir durumu var bilemiyoruz. 1402'den sonra başlayan bir fetret dönemi var. Artık Yıldırım döneminin şaşası tamamıyla sona erdi ve bir karışık dönem başladı. Bu alimler üzerine ne derece etki yaptı bilemiyoruz. Devletin parçalanmış yapısı, oğullar arasındaki mücadele, Amasya, Bursa, Edirne hattı, Timur'un gölgesi, bütün bu karışık dönem ulemayı çok derinden etkilemiş olmalıdır ve bunun travmatik izleri daha sonraki dönemlerde Osmanlıların zihin dünyasında unutulmayacak önemli ölçüde yer edecektir ve daima hatırlanacaktır. Tabii başlangıçta bildiğiniz üzere Büyük Şehzade Emir Süleyman'ın devlete hakim olduğu açıktır. Sonra Çelebi Mehmet, İsa Çelebi ve Musa Çelebi'nin Emir Süleyman'la mücadelesi söz konusu oldu.
İşte Emir Süleyman'ın Bursa'daki hakimiyeti sırasında biz yanılmıyorsam Mevlid'in yazıldığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunun bir anlamı olmalı siyasi atmosfer içerisinde. Bu karışık dönemde ortaya çıkan bu metnin bu şekilde değerlendirilmesi de gerekir diye düşünmekteyim. Metin kimseye ithaf edilmemiş. Yani Emir Süleyman'la bağlantılar hakkında çıkarımda bulunmak çok kolay gibi görünmüyor. Ancak onun da Emir Süleyman'a kapılanan diğer entelektüeller gibi onun yanında bulunmuş olmasının yadırganacak bir durum olmadığını da burada vurgulamamız gerekiyor. Sonunda Bursa'da, bu önce Bursa'ya sonra da Edirne'ye hakim olan bir Çelebi Mehmet var. Devleti yeniden toparladı. 1413'den vefatına kadar, yani Çelebi Mehmet 1420'ye kadar babası Yıldırım Bayezid'in sert siyaseti yerine zaman zaman daha yumuşak politikalar takip etti ve yeniden bir restorasyon dönemini başlatmış oldu Osmanlı Devleti için. İşte Süleyman Çelebi'nin son yılları Çelebi Mehmet döneminin bu taht çekişmeleriyle yorulduğu döneme denk düşer. Çelebi Mehmet'in vefatından sonra Bursa'da tahta çıkan oğlu 2. Murat, ikisi aynı adı taşıyan hem amcası hem kardeşiyle mücadeleye girdi. Bu tarihler 1421 ve 1422 yıllarıdır ve bunun sancıları yaşandı. Yani şunu ifade edebiliriz ki Süleyman Çelebi bu belirsizliklerin atmosferi içerisinde Bursa'da hayatını idame ettirdi. Vefat ettiği 1422'de de bu belirsizlikler henüz bertaraf edilmemişti. Açık söylemek lazım gelirse. Amcası Mustafa'yı durduran 2. Murat, kardeşi diğer Mustafa'nın İznik'e yürümesi karşısında zor duruma düşmüştü. Ve onu burada bertaraf ederek tek başına hakimiyetini en sonunda sağlayabilecekti. Ama muhtemelen Süleyman Çelebi buna şahit olamadı. Bu sancılı, belirsizliklerle dolu atmosfer içerisinde ömrünü tamamlamış olmalıdır diye düşünüyoruz. Kısaca 1350 yıllardan itibaren başlayan bu siyasi gelişmeler içerisinde özellikle Yıldırım Bayezid'in efendim kurmaya çalıştığı yeni devlet Süleyman Çelebi'nin yaşadığı çağa damgasını vurdu. Bu yeni siyasi yapılanmanın zeminini oluşturmak anlamında da yine belirttiğim gibi ulemaya çok büyük işler düşmüştü. İşte Süleyman Çelebi'nin mevlidini ve onu da bu atmosfer içerisinde değerlendirmek lazım gelir diye ifade ederek sözlerini burada bitiriyor. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum efendim. Feridun Emecen hocama teşekkür ediyorum. Siyasi haritayı bize sundu. Şimdi Bilal Kemikli hocamız söz alacaklar. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de Feridun hocamın bıraktığı yerden devam etmeye çalışacağım. Feridun Hocam dönemin resmini çizerek aslında Süleyman Çelebi'yi dönem içerisinde anlamamızı sağladı. Ömrüne bereket, kalemine güç kuvvet versin Cenab-ı Hak. Bursa tabii Osmanlı'yı kuran şehir, bir kurucu şehir. Ama sadece kuruculuk devletle, şehirle alakalı değil, bir zihniyetin, bir edebiyatın, kültürün de kurulduğuna şahit oluyoruz. Kurucu isimleri çoktur Bursa'nın. Molla Fenari'den söz ettiler. Molla Fenari hukuk sistemini kurdu. Bir bakıma devlet bürokrasisinin oluşmasını sağladı. Ama kurucu isimlerden birisi, belki edebiyatımızı, dilimizi kuran isimlerden birisi de Süleyman Çelebi'dir. Bendeniz de bir kurucu şahsiyet olarak Süleyman Çelebi ve eserinin etkisi üzerinde bir iki konuya temas etmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki yaşadığımız, içinde yaşadığımız bu toprakları yurt edinmemiz sadece askeri ve siyasi mülahazalarla izah edilemez. Fatih Sultan Mehmed'e atfedilen hüner bir şehir bünyat etmektir, reaya kalbin abat etmektir beytinden hareketle gelinen, fethedilen topraklarda temekkün etmek için şehirde bir kısım düzenlemelerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Ama bu düzenlemelerin temelinde şehri abat ederken İki konunun öne çıktığına tanık oluyoruz. Bunlardan birisi hukuktur. İkincisi de söz. Çünkü insan sözle mayalanır, sözle demlenir. Hukuk sistemini oluşturan, örneğin Bursa'nın fethinden itibaren, Bursa'nın bir İslam şehri, bir Türk Müslüman şehri haline gelmesini sağlayan o sürece baktığımızda, Molla Fenari gibi büyük mütefekkirlerin
alimlerin, fakih aynı zamanda filozof insanların, hakim insanların bir görev ifade ettiklerini görüyoruz ama bunun yanında bir de dil var, dil varlığı var. Bu dil varlığını göz ardı ederek şehirleri, bu toprakları anlamamız mümkün değildir. Hususen bizim medeniyetimizin bir söz medeniyeti olduğunu, sohbet medeniyeti olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Süleyman Çelebi'nin tarihi köklerini anlayabilmemiz için Oğuz'un hikayesini Müslümanlaştıran Dedem Korkut'u hatırlamamız lazım. Ve keza manayı Türkçe sunmak evladır diyen Piri Türkistan Ahmet Yesevi'yi hatırda tutmak ve Piri Türkistan Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki o açtığı hikmet arkını Anadolu Türkçesiyle söyleyen, Türkçenin süt dişi olarak da nitelendirdiğimiz Yunus Emre'yi hatırlamak icap eder. Süleyman Çelebi bütün bu gelenekler üzerinde eserini ortaya koymuş ve dün de ifade edildiği gibi Türkçeyi mabede sokmuştur. Süleyman Çelebi'nin eserinin etkili olmasının çeşitli sebepleri vardır. Bunlar üzerinde imali fikretmek gerekir. En başında, en temelinde kullanılan dil dikkatimizi çeker. Samimiyet ve kullanılan dil dikkatimizi çeker. Kullanılan dil derken çok fazla malumata boğmak istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Süleyman Çelebi din dilini ve ilim dilini kısmen Türkçeleştirmeye çalıştı. Bu çerçevede Vesilet-ül Necat'ı okuduğumuzda hakikaten daha sonraki dönemlerde sıkça kullandığımız, mesela öndin ruh kavramını kullanıyor. Akli evvel ya da logos tabiri yerine bazı nüshalarda öndin ruh kavramını kullanıyor. Daha başka kavramları da kullanıyor. İlim dilini, din dilini Türkçeleştiren bir özelliğe sahip. Ve keza bugünkü bazı kişilerin, özellikle ilahiyatçıların yorumladığı şekliyle basit bir metin değil. Sade bir metin. Basitlikle sadelik arasında bir ince ayrım var. Basitlik sıradanlıktır. Sadelik ise samimiyetin ya da olgunlaşmanın neticesi ortaya çıkan bir dildir. Bir konuda derinleşirsiniz, mütebahhir olursunuz. O derinleşmeyle birlikte söz söylediğinizde bu sözü halkın da anlayacağı şekilde söylerseniz sadelik olur. Basitlik hiçbir şey bilmeden söylenen sözdür, sıradanlıktır. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ı bu anlamda basit değil, sade, daha doğrusu Yunus'un mektebinden mülhem, sehli mümteni ile okuyucuyu sarsan, dinleyeni sarsan bir ahenkle söylenmiştir. Yani sadece dil değil, aynı zamanda musiki de orada ön plana çıkar. Ahengi de çok derindir. Bu hususta sehli mümteni, tevhid, kozmogoni, veladet, bi'set, mucizat, miraç ve ahlaki nebi ve keza münacat gibi farklı ilmi disiplinlerin birikimiyle geniş oylumlu manalar ihtiva eden bir konuyu muhatabın idrak seviyesine uygun bir şekilde sunabilme melekesidir ki bu kolay bir hadise değildir. Bu bakımdan daha önceki toplantılarda, 2007 ve 2009'da yapılan toplantılarda, dün Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi, Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ının ilmi değeri üzerinde daha çok durmuş ve hangi ilimlerle ilişkisinin olduğunu tetkik etmeye çalışmıştık. Süleyman Çelebi, Feridun Hocam'ın da ifade ettiği gibi, sultanın divan imamlığını yapabilecek, Emir Süleyman'ı yetiştirebilecek bir yetkinliği haiz olması hasebiyle hakikaten devrinin ilimlerine sahip olan bir kişidir. Nitekim metni okuduğunuzda her bir beytin bir ayete ya da bir hadis-i şerife yahut bir fıkıh kaidesine sizi ulaştırdığına tanık olursunuz. Bütün bu ilmi derinliği, bu geniş bilgi donanımını çok kolay bir şekilde sunabilmek ve bunu ahenkle buluşturmak sıradan bir hadise değildir. Büyük bir hüner, büyük bir maharet ister. O bakımdan Süleyman Çelebi'nin şairliği konusu hakikaten önemli bir konudur. Son dönemlerde yapılan işte keşiflerle ya da ortaya çıkan bir kısım yazmalarla Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ın dışında çok güzel
ahenkli naatlar yazdığına dair de bilgilerimiz var. Hattı zatında bu şiirler çıkmasa bile Süleyman Çelebi'nin tıpkı dedesi gibi Şeyh Mahmud gibi, ki Şeyh Mahmud tezkireler, Şeyh Mahmud'u Osmanlı'nın ilk şair olarak nitelendirirler. Büyük bir şair olduğunu, sözü ölçülü söylediğini, söz hendesesine, geometrisine çok vakıf olduğunu görüyoruz. Bu sebepledir ki Mehmet Akif Ersoy onu şöyle nitelendirir: yetişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde der. Onun yükseklerde olması sanatının yükseklerde olmasıdır. Manayı halkın, muhatabın idrakine sunabilecek yetkinlikte olmasıyla alakalıdır. Keza mantık da hattı tam diye ifade edilen bir kavram vardır. Bir kavramı tam ve kamil bir şekilde tanımlayabilmeyi ifade eder. Bu çerçevede baktığımızda Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ü Necat'ında ortaya çıkan şiir, kelimenin tam anlamıyla tam ve kamil bir şiirdir. Bu sebeple Ziya Paşa mukaddime-i harabatta şöyle diyor: bu yolda imanı ehli irfan, bu yolda imamı ehli irfan, mevlüt eserin yazan Süleyman, oldur şu arayı Rum'a üstad, oldur eden ehli nazm-ı irşad diyor. Devam ediyor tabi harabatın mukaddimesinde Süleyman Çelebi'ye oldukça geniş bir yer açmış. Ancak bendenizin burada dikkatini çeken iki husus var. Bunlardan birisi irfan ehlinin imamı olarak Süleyman Çelebi'yi nitelendirmesi. İkincisi ise Rum şairlerinin üstadı olarak görmesi. Rum şairlerinin üstadı derken Anadolu'daki şairlerin Türk şiirinin üstadıdır şeklinde bunu çok kolay bir şekilde anlıyoruz. Ama irfan tarafına da gönderme yapması fevkalade önemlidir. Biraz önce hocam Molla Fenari ile alakasının olup olmadığını, tarihi vesikalar pek ortaya koymuyor ama menkıbelerden biz anlıyoruz. Süleyman Çelebi Emir Sultan'ın sohbet halkasında bulunuyor ve o sohbet halkasında İbnül Arabi'nin asarını, fütuhatı ve fususu zaman zaman Molla Fenari'nin tedris ettiğini, okuduğunu da bazı kaynaklar zikretmiş oluyorlar. Dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ındaki özellikle İbnül Arabi etkisinin olması bir, iki anlamda ifade edilebilir, izah edilebilir. Birincisi, dedesi Şeyh Mahmud zaten Füsus'un şairi olarak tezkirelerde zikrediliyor. Aileden gelen, aileden tevarüs ettiği o irfanı gösterir. İkincisi ise bu sohbet muhitinde Emir Sultan'ın çevresinde Molla Fenari ile buluşmaları, Molla Fenari'nin açtığı o sofradan, ilim sofrasından, irfan sofrasından yararlanmaları. Bu sebeple Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ü Necat'ına derin bir fikrin olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan Molla Fenari, öte taraftan Emir Sultan ve dedesi Şeyh Mahmud'la bir rabıtasının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ziya Paşa, Vesilet-ü Necat'ın baştan başa sehli mümteni olduğunu ve ona mümasil bir söz henüz söylenmediğini söylemesi, iddia etmesi yadırganacak bir durum değildir. Ve şunu ifade etmek istiyorum buradan yola çıkarak bendeniz. Süleyman Çelebi, Piri Türkistan'ın, Yunus Emre'nin, Aşık Paşa'nın, ki hususen Aşık Paşa'nın Garipnamesi'nin etkisini görüyoruz eserde ve keza Kadı Darir'in Siyer-i Nebisi'nin etkisini görüyoruz. Bunlardan etkilenerek şiir arkını beslemiştir. Bu cümle bize şu iki hayatın kapısını açmıştır. Bir, Vesilet-ü Necat, Hazreti Peygamber'i konu edinen edebi hayatı canlandırmıştır. İkincisi de Feridun Hocam kısmen değindiler. Merkeze Hazreti Peygamber'i koyan bir zihni hayatı bize sunmuştur. Vesilet-ü Necat'ın bu toplumda, Türk toplumunda bu iki vazifeyi ifa ettiğine tanık olmaktayız. Vesilet-ü Necat'ın bahirlere bölünerek değil, bir bütün olarak okunduğunda orada tevhid ve münacatın dışında veladete gelinceye değin kainatın yaratılması ve hakikati Muhammediye kavramını ihtiva eden, siyer ve hadis ilimlerinin bir dalı olarak değerlendirilen Delail-i Nübüvve kısmıyla birlikte, Bi'set ve Miraç gibi temel konuları ihtiva ettiği görülür.
bu bölümlerden hareketle tanzir edilerek mevlid türünün oluşumunu noktasında kök metin hüviyetine haizdir. Türkçe miraciye, mucizatün nebi, esmaün nebi, ahlak-ı nebi ve hilye-i nebi gibi türlerin neş'et etmesine de vesile olmuştur. Bu bakımdan tam bir kök metin, tam bir zemin metin vazifesini ifa ediyor. Sadece edebiyat kurmamış, Sinanettin Yusuf ve Bursalı Sekban gibi ehli hünerin marifetiyle geniş muhitlere de ulaşmıştır. Böylece tesis edilen Mevlidhanlık müessesesi dini musikiyi tezyin ederek belirli bir usul dairesi içerisinde eserin toplumla buluşmasını temin etmiştir. Yani bir kültür de ortaya koymuş, bir kültür de inşa etmiştir. Millet olmak aynı türküyü söylemektir. Aynı metin etrafında buluşmaktır. Bu ihtifaller bizi bir araya getirmiş ve bu toprakların bizim toprağımız, bizim vatanımız olmasını sağlayan da budur, bu iksirdir. Bu sadece Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ıyla alakalı bir konu da değildir. O dönemlerde özellikle 12. yüzyıldan başlayarak 15. yüzyıla kadar bu topraklarda etkili olan metinlerin hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğuna tanık oluyor. İşte Muhammediye'yi de buradan yola çıkarak okumamız, anlamamız mümkündür. Ya da Müzekkin Nüfus gibi temel müfredat eserlerinde buradan yola çıkarak okumamız mümkündür. Bu şekilde edebiyatımızı, musikimizi ve kültürümüzü inşa etmenin yanında başta da söylediğim gibi merkeze Hazreti Peygamber'i koyarak bir zihni hayatı inşa etmesi söz konusudur demiştim. Bu zihni hayattan muradımız dünyaya ve hayata ilişkin temel sorulara verilen cevapları ifade eden bir kavram olarak bunu kullanıyoruz. Bu ise varlık, bilgi ve ahlaka ilişkin temel bir tasavvurun oluşmasıyla ancak mümkündür. Zihniyetin oluşması ancak bunlarla mümkündür. Meseleyi ayrıntılı olarak ele alarak konuyu dağıtmak istemiyorum ama şu kadarını söylemek istiyorum. Süleyman Çelebi geleneğe uyarak eserini bir maksada binaen ele almıştır. Bir sebebi olmadan, sebebi telifi olmadan gelenekte kitap yazılmaz, bir maksada binaen eserini ele almıştır. Peki bu maksat nedir? Sebep nedir? Doğrudan doğruya kendisi Vesilet-ül Necat'ta bir sebep ifade etmese de tezkirelerde zikredilen bir hadise söz konusudur. Ben o hadiseyi tekrar burada dile getirmek istemiyorum. Yani ama şunu biliyoruz ki Hazreti Peygamber'in fazileti konusunun tartışılması söz konusu ve fetret döneminde. Emir Süleyman'ın hükümdar olduğu dönemlerde, o dönemlerde bir yandan Peygamber Efendimiz'e ilişkin tartışmalar söz konusu. Böyle bir tartışmayı çıkartmak isteyenler söz konusu. Öte taraftan konu üzerinde çok ayrıntılı, derinlikli çalışmalar yapılmış olmasa da şunu biliyoruz bazı kaynaklardan zikredildiği kadarıyla hub mesihlik akımının ve mehdiyet akımının bu dönemlerde çok canlı olduğuna tanık oluyoruz. Hususen hub mesihlik akımının etkisinde kalan bir vaizin o hikayenin kahramanı olduğunu da Ulu Cami'deki vaazı o hub mesihlik akımının etkisiyle yaptığını ve Hazreti Peygamber'in diğer peygamberlerle aynı olduğunu, üstünlüğün ancak İsa Aleyhisselam'da olduğunu ileri sürmesi zaten sosyal açıdan, iktisadi açıdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan bir inkiraz yaşayan, bir fetret yaşayan toplumda zihni kargaşanın ve kaosun oluşmasına sebep olmuştur. Bu zihni kargaşayı ve bu kaosu bertaraf edebilmek için Süleyman Çelebi eserini yazmıştır. Ama bu muradını doğrudan doğruya eserinde bir sebebi telif koyarak zikretmemiştir. Onu bir bütün olarak okuyup dönemi, devrini mütalaa ettiğimizde, değerlendirdiğimizde biz bu hükme ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla eserine Vesilet-ül Necat adını vermesinin sebebi de budur. Vesilet-ül Necat kurtuluş vesilesi demektir. Kurtulmak istiyorsak, düştüğümüz yerden kalkmak istiyorsak ancak o vesile Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı mirasa sahip olmakla mümkündür. Ona tutunmakla mümkündür. O mirasın adı hakikati Muhammediye'dir, Kur'an'dır ve sünnettir. Nitekim Emir Süleyman döneminde bu yazılmıştır. Ama Emir Süleyman döneminde yazılan ikinci önemli bir kitap daha var. Ve çok önemli bir kitap. Bir bakıma siyaset felsefesi de sunan bir kitap. Ahmedi'nin İskendernamesi'nden söz ediyorum. İskendernamenin de kısa bir bölümünde mevlid var. Bir doğuş, bir veladet var. Hemen hemen aynı dönemler.
İskendername'den sonra Süleyman Çelebi'nin yazdığına dair bir kısım görüşler de var. Şunu ifade etmek istiyorum. Süleyman Çelebi Vesiletün Necat'ı yazdı. Vesiletün Necat'ın yazılmasından hemen sonra, çok fazla değil, bir yıl sonra değil mi? Çelebi Mehmet 10'da mıydı hocam? 11'de miydi? Yani hemen Çelebi Mehmet yeniden devleti derleyip toparladı. Yeniden Osmanlı'nın ikinci bir kurucu ismi olarak karşımıza çıkmış oldu. Devletin derlenip toparlanması, istikrarın sağlanması, toplumsal çözülmenin bertaraf edilerek yeniden birlik ve dirliğin temini, ferdi zeminde yaşanan ahlaki bozulmanın bertaraf edilmesi, ancak sağlam bir tevhid inancına, bu inancı bize tebliğ eden Hazreti Peygamber'i tanıyarak örnek almakla ve sağlıklı bir tarih tasavvuruna sahip olmakla mümkündür. Zira Hazreti Peygamber, alemlere rahmet ve günahkarlara şefaatçidir. Bu bakımdan o derde dermandır. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'ül müznibindir Mustafa diyerek Ulu Cami'nin şadırvanının gölgesinde kaleme alınan bu mesaj, umudunu yitirmiş kitlelere bir hayat iksiri olmuştur. Elbette inananlar burada ifade edilen hakikati bilmektedir. Fakat savaşın ve kargaşanın neticesinde oluşan kitle psikolojisinin etkisiyle zihni çözülme yaşadıklarını da dikkate alırsak, bir bakıma tecdidi iman kabilinden idraki açan, niyetlere yön ve kalbe huzur veren bir manifesto olarak nitelendirebiliriz Vesiletün Necat'ı. O alemlere rahmettir, içinde bulunan halden selamete çıkmamızı sağlayan rehberimiz ve bunca kusurlarımıza rağmen bize şefaat edecek yegane sığınağımızdır. Bu farkındalık umudu tahkim etmiştir. Zira inanmak, umut etmektir. Bu anlamda Vesiletün Necat, diğer adıyla Mevlid, bir diriliş, derleniş ve toparlanış manzumesidir. Nitekim verilen mesaj duyulmuş, millet küllerinden yeniden dirilmiş ve eserin yazılışından kısa bir süre sonra Çelebi Mehmet devleti yeniden derleyip toparlamıştır. Böylece o devleti ikinci defa kuran Hakan olarak tarihe geçtiği gibi Süleyman Çelebi de bu kuruluşun zihni vasatını inşa ve ihya eden kurucu bir şair, kurucu bir hekim, bilge olarak tarihe geçmiştir. Hülasa, Vesiletün Necat, Türk edebiyatının en çok okunan, tanzir edilen, farklı dillere tercüme edilen ve şerh edilen bir eseridir. Bu eser, gönül şehrini abad etmek için yazılmıştır. Bu manada yazıldığı dönemde gönülleri fethettiği gibi 600 yıldır etki alanı genişleyerek artmış ve bütün bir gönül coğrafyamızı mamur eden bir iksir olmuştur. Okuyanı ve dinleyeni alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in hakikatiyle buluşturarak erdemli insanı yetiştirmeye matuf bir müfredat olmuştur. Bendeniz bu cümleyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Efendim keramet eser buyurdular. Tam 20 dakika. Saniyesi saniyesine. Efendim. Doğan hocamız üçüncü konuşmacımız olarak. Tabii insan konuşmaları dinledikçe bilgi dağarcığına bazı damlacıklar düşüyor. Buna mezun olmadığım için ben susuyorum. Burası his ile coşulacak yer değil. Konuşmaları idare etmek için buradayız ama sevincimizi ızhar etmek yerinde olur. 600 sene yani Mevlana'nın mesnevisiyle aramızda yaşaması gibi Süleyman Çelebi de bu mevlidiyle, Türkçesiyle aramızda yaşıyor. Herhal bir farklı yapısı, farklı bir ruhaniyete sahip olması söz konusu. Bunu dile getirmek lazım. Buyurun hocam. Başkanım teşekkürler. Allah adını zikredelim evvela,
vacip oldur cümle işte her kula diyerek başlıyoruz. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesi, kabri, hikaye kısmı ve bugün her geçişimizde Fatiha okuduğumuz kabristanının nasıl bu hale geldiği konusunda bazı bilgiler vereceğim. Bu Hacı Ali Paşa'nın türbeyi tadilatından daha tadilatı sırasında yapmış olduğu mezar taşı üstüvani formda gördüğünüz gibi Manzube-i Menkabe-i Velalet-i Nebevi'yi aleyhisselam ve tahiyye üzerine ve bu da yine günümüze gelmiş ama Muradiye'de bulduğumuz ve orada şimdi Açık Hava Mezar Taşları Müzesi'nde sergilediğimiz pehlelerin iki tanesi Hacı Ali Bey'in ismini taşıyor. Dolayısıyla tabii bu eleştirme değil, eleştiri illaki kötü anlamda olmaz. Bunun bir şekilde bugün ne yapıyoruz? Bir tadilat, onarım, restorasyon yaparken mutlaka orijinal malzemeyi koruyoruz ama 70 yıl önceden bahsediyoruz. Belki o dönemin şartlarında bu gözden kaçtı. En azından o türbenin etrafında bir makbere veyahut öyle bir hatıra alanı yapılıp, şimdi öyle yapıyoruz, orada sergilenebilirdi. Gördüğünüz gibi 2. Abdülhamit dönemi eseri yazısından, üslubundan, sülüs üslubundan belli. Şimdi ters olmuş, bunu başta da koyacaktım. Şimdi bu bizim meşhur Yoğurtlu Baba Parkı. Arşiv belgelerinde, sicillerde burada zaviye tekke olduğunu, sonra Ahmet Yoğurtlu Baba tarafından kurulan, sonra Ahmet İlahi'nin burada bir tekrar zaviye ihya ettiğini ve de asıl bu alan bildiğiniz gibi Sultan 1. Murad'ın vakıf alanı ve şu köşe tarafı da pointer çalışmıyor mu? Neyse. Orası da Çömlekçiler Madeni diye bilinen bir yer. 1. Murad burasını vakfetmiş. Çömlekçiler bu toprağı kırmızı toprak, tam kil toprağı. Burasını kullansın, karşılığında benim vakfıma her sene 300 tane çanak versin şeklinde vakıf olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önemli bir park, bir kabristan haline de gelmiş ama birçok kabristanımızın başına gelen maalesef burada da büyük tahribata yol açıyor. Ve 1946 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu faaliyete başlar ve farkındadır bu kıyımın. En çabuk kaybolan eserler mezar taşları maalesef. Kıymetini bilemedik. Bizde milyonlarca var dedik ama perişan oldu. Ulaştığımız bilgiler bunun çoğunun kırılıp, değirmende kırılıp, dökülüp şose yollara malzeme olarak kullanıldığı konusunda. Çeşitli yerlerde bahsettik başlarına neler geldi diye. Tabii hep halka bahane buluyoruz ama aslında en büyük kıyım beyaz yakalılar tarafından yapılmış. Evet. Kamyonlara yüklenip yok edilmiş. Yani çok ilginç hikayeler var. Yazdık onu. Birkaç makalede yazdık nasıl bir şey olduğunu. Dolayısıyla bu panik havasında hemen hızlı bir şekilde hem bu bahçenin tarhını, düzenlemesini hem de işte bu elde kalan 3-5 mezar taşının kurtarılması amacıyla bir de tabii ki Süleyman Çelebi Hazretleri'ne bir vefa borcumuz var. Bunu ifa etmek için böyle bir çalışmaya girilmiş. Yoğurtlu Baba, Doğulu Baba ile aynı kişidir diye iddia da var. Uludağ yolundaki, o hani Doğulu Baba mevkiindeki kabri olan aynı kişi olduğu konusunda da düşünceler var. Tabii tarihçilerin bunu araştırması lazım. Sonra Ahmet-i İlahi Hazretleri burada belki zaviyeyi yeniliyor, belki bazı ilaveler, eklemeler yapıyor ve Ahmet-i İlahi dergahı olur. Zaten kabristanı bugün yatanlar Hasan Hoca'nın araştırmalarında hep Ahmet-i İlahi'nin ahfadı ve o şeyden. Bir de tabii
Mehmet Neşri'nin kabri, mezar taşı buradaymış maalesef. O da günümüze ulaşamadı. Meşhur Cihan Nüma yazarı. Şurada çok alakasız gibi görülüyor ama biz sanat tarih derslerinde bir konuya girdiğimizde bir yandan bir konuda gitse mutlaka ona şey yapıyoruz, değiniyoruz dikkat çekmek için. Şimdi şöyle yapayım, kafa karıştırmasın. Deniyor ki Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesini ayağa kaldıralım tamam hızlı bir şekilde ve o sırada işte bakın Şişli Camii yapılıyor Vasfi Egele mimarı. Ondan sonra İstanbul'daki diyor heyet Kazım Baykal merhum başkanlığında ve inşaatı gezerler bu projeyi açarlar. Böyle bir düşüncemiz var. Ondan sonra bunu gerçekleştireceğiz diye Vasfi Egele merhum tamam diyor ben yapayım ücretsiz yaparım hatta kontrolörlüğünü yaparım şeklinde. Görüyorsunuz üç yarım kubbeli formda. Aynı Üsküdar Mihrimah Camii ile Manisa Muradiye formunda. Ve dolayısıyla tamam diyor Kazım Baykal rahmetli öyle demişti. Kabul ettim falan. Fakat sonra kurul toplanınca ya demişler çok genç mimarlar yetişiyor. Onları teşvik etmek lazım falan filan. Ne yapalım? Bir yarışma açalım. Ve bu yarışma açma fikri tabii ki hakim gelir ve ondan sonra yarışma açılır. Şişli Camii böyle, tabii bugün Şişli Camii sadece cenaze namazı kılınıp Zincirli Kuyu'ya gidenler geliyor ama çok müthiş bir yapı. Özellikle bakın bunu göstermeden yapamayacağım. Konuyla alakasız gibi ama aklımızda bulunsun müthiş bir istif. Tabii ki Hattat'ı, Osmanlı'nın son Hattatları, Hattat'ı. Hamit Aytaç Efendi'nin ve bugün işte Hasan Çelebi gibi, Hüseyin Kutlu gibi, Hüseyin Gündüz gibi ondan sonra bir sürü büyük usta şeyi var, çırağı var veyahut da öğrencisi var. Müthiş bir istif, müsenna yazı sağdan soldan. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi şeklinde. Tevbe 18. ayet. Evet, bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ondan sonra bu Yoğurtlu Baba Parkı şimdi belki çalışmalar sürüyor herhalde. O tekke zaviye tekrardan belki ihya edilebilecek. Bugün biliyorsunuz burada en batıda Karagöz Müzesi var ve Büyükşehir Belediyesi'nin kabri var burada. Şey ama söyleyin nesi var? Köşkü konağı mı? Makam evi. Evet. Şimdi tabii nasıl olur yarışma şartnameleri? Rumuzlarla olur. Bakın bu bir rumuz. Bu şekilde bir şey gelmiş, proje gelmiş. Yukarıda kesiti, aşağıda planı, üstte ayağa kaldırılmış hali. Bu şekilde bir proje gelmiş. Fakat bunu beğenmemişler. Biraz kütlevi kaldığı için olsa, bu benim fikrim tabii. O dönemin şartlarında bunu pek şey yapamadık, konuşamadık. Uzun yıllardır da duruyor bu. Ha bugün hayran yayınlarız diye ama belki bir şekilde bir yerlerde bilgi çıkarsa yandan da destekleyerek şey yaparız diye maalesef olmadık. Kısmet bugüneymiş. Dolayısıyla biraz hızlı gideyim. Bundan dolayı olabilir. Çok kütlevi kalmış. Bakın bu aynı projenin ön cepheden görünüşü. Ondan sonra bu şekilde ve muvacihe pencereleri ama herhalde çok kütlevi kaldığından görüntüleri ve maalesef tabii müellifleri kim bunu bilmiyoruz. Sadece en sonda gördüğümüz proje müellifinin isimleri belli. Bu şekilde yapılmış. Sonra tabii sivri kemerli oluşu, içten görünüşü falan birazcık Türk mimarisinden kesitler sunuyor ama bu yeterli olmamış. Çünkü biz ne yapıyoruz? Yapılacak eser bir kere silüeti bozmayacak, oraya bir artı değer katacak. Ve de oradaki ruhaniyeti destekleyecek. Ya bugün tabii bu kriterler önemli ama bakın merhum Kazım Baykal ve işte arkadaşları, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu büyük çalışmalar yapmış. O kadar kaliteli çalışmalar ki şöyle söyleyeyim, bugün bile zaman zaman kurumlar arası ihtilaflar oluyor. Öyle değil, böyle olacak şeklinde. O da zaman zaman böyle vakıflarla falan ters düşmüş. Restorasyon öyle olmaz. Burada asıl özünü ortaya koyalım, kaybetmeyelim diye. Bu da bir diğer proje.
yine gördüğünüz gibi önce bir vaziyet planı, nereye konulacağını çiziyorlar. Ondan sonra ördü alan ve bakın aşağıda, aşağıda kaldı, görmüyorsunuz. Şu şekilde, şu şekilde sanki Osman Gazi Türbesi formunda bir sofası ve kabrinin bulunduğu mekan. Bu şekilde bir tasarım yapılmış. Yoldan görünüşü, kuş bakışı görünüşü, doğudan ve batıdan görünüşü, kesitleri o dönemin şartlarında her şey gösteriyor. Bakın hep aynı form aşağı yukarı. Yani Osmanlı mimarisini, özellikle erken dönem mimarisini yansıtacak bir özellik yok. Belki jüri buraya takıldı. Jüride Sedat Çetintaş var, vakıfların baş mimarı o zaman. Bugün biz öğrenciliğimizde yıllarca hep onun rölevelerini kullandık. Ve tabii bir de kim vardı onun yanında? Osman Şevki Uludağ. O Bursa Coğrafya Encümeni Başkanı aynı zamanda. Yani çok baba adamlar var, baba isimler var o dönemin. Yani bu hep bizim görüşlerimiz muhtemelen öyle bir iz bulamadı. Yani bunu gördüğünüzde ha bu Bursa'da olması lazım diyebileceğiniz ipucu gerekiyor. Başkanım bir kişi gelmedi, biraz uzatabilirim herhalde. Gördüğünüz gibi yani bunun Bursa'da Osmanlı'nın civacesi diye tanımladığımız Osmanlı'nın ilk başkentinde böyle bir türbe yapısı herhalde birazcık ters gelmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir diğer projeye geçiyoruz. Bu da bu şekilde Anıtkabir'den etkilenilmiş şeklinde bir yorum var burada. Ama bakın nispeten Bursa kemerli ve gördüğünüz gibi beş sıra halinde o Bursa'nın ve nişler üzerine oturtulmuş haliyle bir havası var sanki. Bu belki birazcık olabilirmiş gibi görünüyor. O saydığımız kriterleri göz önüne alırsak. Bu şekilde bakın balkon gibi yola çıkan bir kısmı ama tabii iç tarafı boş. Bu haliyle sanki Timurtaş Paşa türbesi formunda bir türbe. Tabii şimdi bunu hani kazanamadığı için rahat konuşuyoruz böyle. Yoksa işimiz eleştirmek değil. Yani o dönemin mimari anlayışı, sanat tarihi açısından geleneksel mimariye ne kadar hakim olunduğu ve yarışmaya katılan müsabaka diyor, müsabakaya katılan projelerde ne aranıyor? Onu arıyoruz, istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi hep kütlevi olması ve ağaçların çok yüksek olması belki bu şekilde bir de kesit verilmiş yoldan görüntüsü, yoldan ne kadar yüksekte olacağı ve çeşmenin boyutu ve şurada kitabesi o şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz gibi ama tabii mimari olarak herhalde beklenen kriterleri karşılayamadı. Bu yüzden hüsnü kabul görmedi diyebiliriz. 100 bin liraya mal olmuş ortalama. 50 bin lirasını vilayet harcamış. Ondan sonra vilayetin hesaplarında 50 bin lirası kurumun hesaplarında görünüyor. Bir de Bursalı milletvekillerinin bütçeye koydurdukları 25 bin lira bir ödenek var. O artı mı yoksa şeyin içinde mi onu bilemiyorum. Eğer o hariçse 125 bin liraya mal olduğunu söylemek mümkün. Tabii çok fedakarlıklar yapanlar da var. Ondan sonra ilanları ücretsiz yayınlayanlar falan filan, müteahhit yapan kişi birazcık fedakarlıkta bulunmuş. Ve bu şekilde bir başka yapı gördüğünüz gibi, yani projeye katılırken ne beklendiğini mimarların birazcık özümsemesi gerekiyor. Yani Bursa gibi yere ve de Süleyman Çelebi gibi bir ruhaniyete sahip kişiye nasıl bir kabristan projesi yapılır, nasıl bir tasarım yapılır, ya bunlar olmaz tabii. Bu özellikle o Big Bang büyük patlama, Hünnes ve Künnes olayı ve Kün fiye Kün olayını sembolize ettiğini düşündüğümüz bu yıldızdan ve oradan kainata yayılan yıldızın burada yer alması yeterli olmamış. Biraz da kütlede bazı şeyler beklenmiş herhalde. Ve ondan sonra bir başka eser gördüğünüz gibi bu da ilk İslam Devleti Karahanlılardan belki biraz esinlenmiş diye belki biz öyle düşünüyoruz. Bu şekilde bir vaziyet planı ve ondan sonra ama buraya geldiğimizde yine bir sebil görüntüsünden öteye geçemiyor diye düşünüyorum yani.
bu kadar büyük bir alanda, bir namazgah formunda ama evet. Yani jüride çok kıymetli hocalar var. O zaman güzel sanatlar, tatbiki sanatların hocaları, hepsi mimar ve birikimli hocalar. Dolayısıyla bugün de böyle bir projeye davet edilsek herhalde görüşümüz pek değişmez. Bakın bu şekilde, yani abidevi bir giriş, Selçuklu eseri gibi çift minareli büyük medrese avlularından esinlendiğini mi düşünmek lazım bilemiyorum, bizim düşüncemiz mi? Ama bu şekilde bir kütle pek hoş karşılanmamış bakın. Evet. Ve bu da yol kodu ile türbenin bu oturduğu kodun farkını gösteriyor. Bu da o ortamın bir kartpostal bu, eski döneme ait. Ne kadar güzel, hoş bir ortam oluşturduğunu, bunu niye buraya koymuşum herhalde karıştı. Evet, ama gördüğünüz gibi hakikaten hem mütevazi hem silüete katkı koyuyor. Ve geldik kazanan projeye. Evet, kazanan proje Mimar İbrahim Süzen ile Mimar Nurettin Özselam'ın projeleri. Gördüğünüz gibi büyük kemerler, sivri kemerler. Sivri kemer biliyorsunuz Osmanlı'nın mührüdür. Bugün Bizans'ın olduğu erken dönem Osmanlı mimarisinin de karıştığı topraklarda özellikle yabancı arkeologlar, yabancı sanat tarihçileri ve mimarlar, daha çok mimarlar, sanat tarihçileri detayları bilir ama mimarlar çok hata yapıyor. Hiç incelemeden bu Bizans eserinden devşirmedir, bozmadır falan gibi cümleler kullanıyorlar. Ama sonra tabii bu şeyi düzeltiyorlar. Çünkü sivri kemeri atlamışlar. Sivri kemer ve Bursa kemeri bakın. Ortadaki Bursa kemeri. Yani bu daha önce Türkiye devletlerde var ama Anadolu'da ilk defa kullanan beylik Osmanlı Beyliği. O yüzden Bursa'da kullanıldığı için Bursa kemeri diye literatüre geçmiş. Bunu söyleyen yabancılar, biz demiyoruz. Ve işte bizden belki biraz daha fazla şey barındırdığı için olsa gerek. Bir de böyle baldaken planlı olması, gördüğünüz gibi sanki Ak Türbe, Devlet Hatun Türbesi gibi veyahut da Oruç Bey Türbesi gibi bu şekilde. Bir de Muradiye Türbelerindeki Ebe Hatun Türbesi gibi. Yine bu şekilde bir vaziyet planı, Yoğurtlu Baba Parkı'nın genel görünümü ve ondan sonra şu gördüğümüz proje. Bunu görür görmez herhalde etkilendi jüri olsa gerek. Ve gördüğünüz gibi bu da bir etraf çevre düzenlemesi projesi. Aynı projenin içinde. Bu tabii yoldan görüntüsü de bu şekilde ama bugün biraz daha içeride kalmış, pek kolay algılanmıyor. Bu iyi bir şey değil. Yani o dönemin şartlarında bunun gözden kaçmaması gerekiyordu. Bugün hadi eskiler bilir ama işte yerini tarif ettiğimizde pek kolay bulamıyor insanlar. Biraz yoldan arkada kalıyor. Biraz basık mı kalıyor? Veyahut öndeki cumbası biraz kapatıyor gibi. Evet. Biraz daha o gabarisi, irtifa yüksek tutulsaydı o sıkıntı olmaz. Yani bu gördüğünüz gibi vaziyet planı bu şekilde. Ve hem etrafında ziyaret mahalli var. Gerekli toplantıların veyahut da Mevlid kandillerinde özellikle toplantı için tasarlanmış bir alan ve ondan sonra kemerli, sivri kemerli, Bursa kemerli ve içinde Lahdi ile birlikte Süleyman Çelebi'nin kabrinin tasarımı, kesitleri doğudan ve batıdan, kesitleri bu şekilde. Bakın bu haliyle çok kolay algılanıyor gibi görünüyor ama birazcık içeride kaldığı için, bir de tabii kaldırım da çok yüksek. Öyle bir sıkıntı. Ve tabii geliyor açılış gününe. Ondan sonra Hafız Hasan Akkuş, Saadettin Kaynak, Kazım Baykal, Bursa Valisi açılışta, gördüğünüz gibi çok muhteşem bir açılış hakikaten. Yani Süleyman Çelebi'nin verilmiş. Çok hızlı geçtim ama gazetelere ilanlar veriliyor, radyodan ilanlar yapılıyor falan. 29 tane proje geliyor ve gazeteler sanıyorum bu ilanlar için ücret talep etmiyorlar. Ve açılış günü 1952, gördüğünüz gibi yoğun kalabalık. O gün çok önemli bir olay olduğu için belediye otobüsleri ücretsiz halkı taşıyor buraya.
Yani o zaman 52'de çekirge hakikaten uzakta. Biz çekirgeye 74 yılında taşındık. Buna rağmen çok şeydi yani Bursa'nın dışında bir yerdi. 52'de demek ki daha da uzak bir yer. Otobüslerin ücretsiz yolcu taşıması manidar, ilginç. Bugün belediye öyle bir şey yapmıyor. Ve Kazım Baykal ilk serviyi dikerken, ondan sonra Vali Ortaç'ın servi dikmesi, servili, ha, onu söylemeyi unuttum, bu Yoğurtlu Baba Parkı veyahut da işte Çömlekçiler Madeni ama bir de Davanık Serviler diye geçiyor. Bu isimler bizim için çok önemli. Bazen farkında olmadan farklı farklı isimleri farklı yerler zannedip öyle yorum yapıyoruz. Sonra anlaşılıyor. Onun için Çömlekçiler Madeni şimdi unutuldu gerçi o. Ama Yoğurtlu Baba Parkı çok meşhur. Ondan sonra bunların mutlaka bilinmesi gerekiyor. Ve ondan sonra ikinci bir ihale daha açılır. Bu da kitabelere ne yazılacak ve kim yazacak? Bunu da Rıza İlova kazanmış kurumun üyelerinden. Ondan sonra ve Allah adını zikredelim evvela vacip oldur. Cümle işte her kula failatünü vezninde bahirlerin birincisi. Hak Teâlâ tün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Bunu derslerde, biz özellikle Osmanlıca derslerinde bu vezinlerde kullanıyoruz. Üç tane kitabe konsun denilmiş. Bir tanesi bu, bir tanesi onu buraya alamadık maalesef. Rahmeti Kazım Baykal vefatını biliyoruz ama doğum tarihini kesin bilmiyoruz. O yüzden doğum tarihini boş bırakıyoruz demişti. İleride tarihçiler, sanat tarihçileri veyahut da araştırmacılar veyahut da doğum tarihini net olarak bilirlerse oraya ilave etsinler diye yerini boş bırakmıştı. Üçüncüsü ise maalesef belediyeye bırakılmış ve öyle de kalmış. Yani tek kitabemiz var. Dolayısıyla bugünkü haliyle bakın bu şekilde tam hakikaten Türk mimarisi, geleneksel mimari, Osmanlı mimarisi sütunçeleriyle Sivri kemeri, Bursa kemeri ve çıtakari kaplamaları ve bakın muhteşem kemeri, Selçuklu beyliklerde çok kullanılan ve ondan sonra sütunçe dediğimiz, buna genelde işte su terazivan derler ama bunlar hafifletme, tahfif süslemesidir. Bir de Sanduka'daki o meşhur palmetli Rumili motifler, bu Türk sanatında süslemede olmazsa olmaz değerlerdendir. İşte mutlaka bu çizimler jürinin aklını çeldi ve birinciliğe değer görüldü. Ve bu detaylarla, bu çizimlerle yarışmayı kazandı diye düşünüyoruz. Tabii bu arada Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu şimdi biraz fonksiyonunu yitirdi. Çünkü belediyeler çok yoğun çalışıyor. Ama uzun yıllar çok büyük hizmetler yapmış. Hele hele o yapılan onarımlarda yok olma derecesine gelmiş camiler, medreseler ayağa kaldırılırken aslını bulup da aslına göre duvar izlerinden, kemer izlerinden yola çıkarak birebir inşa edilmiş veyahut ihya edilmiş olması hakikaten kurumu Başkan merhum Kazım Baykal ve onun heyeti olarak gözümüzde çok büyük yer edindiklerini söyleyelim. O zaman Süleyman Çelebi Türbesi'nin 1948'den 1952'ye kadar o aşamada işte kimler var? Naci Kurtul, Kazım Baykal, Vecdi Kalyoncuoğlu, Necip Aksop, Fahamettin Ulusoy, Rıza İlova, İhsan Erbak, İsmail Hüsnü İnaç, Muhittin Ersop, Mehmet Ali Gökberk, İsmail Sönmez, Sıtkı Akkay, Ali Rıza Yalgı, Faruk Üsküdari, Murat Atamalıca ve Hulusi Seyhan. Bunlar bu 4 yıl boyunca büyük hizmetler etmiş, çok sıkıntı çekilmiş, para bulmakta, tedarik etmekte falan defalarca Ankara'lara gidilmiş. Yani böyle bir eser kolay ortaya çıkmıyor. Kıymetini bilelim diyorum. Evet ve beni dinlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Evet.
güzel bir sanat tarihi tebliği izledik. Sayın katılımcılara iştirak belgelerini vereceğim ve